Özge, Özge, Özge! Özge, çok acayip bir şey oldu, inanamazsın. Ya kızım kalksana, haberler bomba diyorum. Duyunca şok olacaksın. İnan umurumda bile değil. Kuzey desem? Ne olmuş Kuzey? Geri dönmüş. Geri mi dönmüş? İnan, bak, bak trollüyorsan var ya. Yok yok, Nimet anneler konuşurken duydum. Ama şimdi tespit almışlar. Nasıl yani ya? Kuzey burada mı şimdi yani? Evet. Ama niye ki? Yani bilmiyorum ki. Ama şimdi tespit aldıklarına göre durumlar karışık herhalde. Doğru diyorsun. Benim hemen dolmuş öğrenmem lazım. Döndük mü şimdi başa? En az 3 ay burada kalacakmış. Afiyet olsun. Sağ olasın. 3 ay. Üç ay. Ya benim anlamadığım konu, bu çocuk için iyi dediler, iyileşti dediler. Ve çıkmasıyla girmesi bir oldu. Ne değişti yani hemen, değil mi? Duymadınız sanki. Şizofren dedi Nilüfer Hoca'ya. Bir kere buradan belli iyi olmadı. Vallahi Allah günah yazmasın ama aklında fazlası zarar demek. Kuzey, Nilüfer Hoca şizofren mi dedi? Ay. Sen bizi mi dinliyorsun yine? Evet. Adam bir de cevap veriyor. Kuzum, ben sana kaç defa tembih ettim yapma bunu diye. Her şeyi de duyma canım. Ya siz de daha sesli konuşun o zaman. Aa, dediği lafa bak. Özge abicim, burada dinleniyoruz, ara vermişiz, dedikodu yapıyoruz. İki lafın belini kırıyoruz, hayret bir şey ya. Hadi abicim, hadi Özge odana, hadi. Ya öyle dedi diye mi tespiti aldılar? Bari onu söyleyin ya, bana tabii. Özge, Özgeciğim. Bir sorumuz varsa doktorlara soruyoruz, değil mi canım? Hadi. Tamam, tamam ya. Ben öğrenmenin yolunu bulurum. Ah, ya? Biz o zaman burada hiçbir şey yapmayalım, sohbet etmeyelim. Tamam, çayımızı içelim, bir şey yapalım. Konuşmayalım. Çocuk işte ya. Ulan. Kuzey burada. Gitmemiş. Hani o testi çözerse Özgür olacaktı. Yalan mı söyledin? Hayır, ben size yalan söylemedim Özge. Sadece öyle olması gerekti. Ya, ya tespite kapatmışsınız çocuğu ya. Ya daha mı iyi oldu yani şimdi? Hem öyle olması gerekiyordu, böyle olması gerekiyordu. Sen bizim iyiliğimizi düşünüyordun hani. Şişt, sakin olur musun? Sakin ol. Anlıyorum. Kuzey için üzgünsün. Bana kızgınsın. Haklısın. Ama şöyle düşün. Hiç tahmin etmediğin yeni gelişmeler olmuş olamaz mı? Hı? Ayrıca sen bana ne kadar kızarsan kız, ben hep senin iyiliğini isteyeceğim, tamam? Buna güven, inan lütfen. Şimdi bırak kendini. Sakin ol. Tamam mı? Hadi. 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 Kuzey. Sakinleştin biraz daha. Bak, seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşma? Benimle. Ne anlaşmasıymış bu? O Nilüfer Hoca var ya, manyağın önde gideni, deli o, tamam mı? Kendi gözlerimle gördüm ben. Öyle mi? Bunu sana ne düşündürdü yani? Tam olarak ne gördün? Olmayan kişilerle konuşuyor. Kafa gitmiş onun, uçmuş yani, yok. Ha. Kuzey, galiba böyle düşünmen çok normal. Ya şimdi bu hastaneden çıkmak istiyordun ama olmayınca bir hayal kırıklığı yaşadın, öfkelendin. Ve bütün bunların sebebi olarak da Nilüfer Hoca'yı görüyorsun. Yani zihninin onu düşmanlaştırma eğiliminde olması çok doğal. Bak, anlaşma şu. Ben sana Nilüfer'in hasta olduğunu kanıtlarım. Sen de beni tekrar mahkemeye çıkarırsın. Ha. Sen yani bana baya baya iş birliği öneriyorsun. Bak oğlum, çok öfkelisin ve bütün bunları sana öfken yaptırıyor.
Ve eğer böyle davranmaya devam edersen... ...değil seni mahkemeye çıkartmak, şu odanın dışına bile çıkartamam. Biraz sindirmeye çalış. Hayat böyle işte. Bazen istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yani çok doğal. Kes bana hikaye anlatma ya. Senden mi öğreneceğim hayatı ben? Aç gözlerini aç. Hastalığını. Ben değilim. Kuzey. Eğer böyle bağırıp çağırmaya devam edersen sana kimse inanmaz. En önce de ben. Anladın mı? Tamam. 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 Şimdi sen beni odama götür. Sana söz hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Sonra da o Nilüfer'in nasıl bir hasta olduğunu size kanıtlayacağım. Müsaade var mı? Gelin, gelin. Ya sence bunu sormak için biraz geç olmadı mı Burak? Girdik ya zaten sonuçta içeri. Oğlum iki dakika bir kafa açmasanız mı? Okey, okey. Ben Arif'le ilgilenirim. Kusura bakma sen de elimiz boş geldik ama. Oğlum rahatsız mısın sen? Çocuk sanki evine döndü de kutlama yapıyoruz. Ne kadar da mutlu gitmiştin. Üzülmüşsündür döndüğün için. Açıkçası endişelendim senin için. Endişelendik yani. Hepimiz endişelendik senin için. Ya senin bu dahilik dalgası niye işe yaramadı? Ben hiçbir şey anlamadım. Nefer Hoca bir son dakika golü attı diyelim. Sen de tabii sinirlendin. Attın, tuttun onun hakkında. Yok Özge, sinirden falan değil. Tamam, adım gibi emin olduğum için. Alo, Türkçe konuşsanıza ya. Biz anlamıyoruz. Abi önemli şöyle... bir şey değil. Geçin. Evet ama hepimiz çok üzüldük. Çok genel konuşma bence. Merak etmeyin gencolar. Alınır bir şekilde rövanş. Neticede çürükçü dükkanına hoş geldin. Usludur. Ağzına geleni söyleme de yine kitlemesinler sana. Bakacağız. Yaptığım bir şeyler olmalı. Belki kendine reçete falan yazmışsındır. Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Kilitli bu oda. Sen nasıl girdin içeri ya? Takılıyorum işte Özge kafama göre. Amacın ne senin Kuzey? Özge benim sanar mısın? Sana ne? Rahat bırak beni tamam. Yok sen taktın Nilüfer Hoca'yı kafana ama. Bak bir şeyi takıntı haline getirmek delirmeye beş kalıdır ben sana söyleyeyim. Kim diyor? Daha önce delirenler. Nilüfer Hoca'nın deli olduğunu düşünüyormuşsun. Ama o senin sandığın gibi bir şey değil. Hadi ya. Nasıl bir şey delirmek? Ya mesela ben uzaylılara inanıyorum. Deli miyim sence? Değil misin Özge? Dalga geçme. Dinle. Gökyüzü, yıldızlar, uzay... durmadan bakabilirim. Hatta gece gündüz uyumadan uzay hakkında konuşabilirim. Takıntı işte. Takıntılarımız da bizim hastalıklarımız, anlasana. Benimki uzay, seninki de Nilüfer Hoca. Bak Özge, yani anladım. Sen uzay sevginden, uzaylı sevdalından seni buraya kapatmışlar. Ama ben senin gibi değilim. Yani
burada her şey yolunda. Burada kalmanın içinde bir sebep yok. Sen gidecek yerin yok diye. Ne dedin? Ya öyle demek istemedim. Ne halin varsa gör be. Ya Özge dur eşeklik ettim öyle demek istemedim ki. Gençler hadi bakalım. Ya oğlum çekilsene. Ya tamam geç be kardeşim. Şş, sakin, sakin paniğe gerek yok. Zaten yani ailen sizi görmeden gitmez gençler panik yapmayın. Murat abi ne yapalım? Babamı özledim. Hadi teyzeciğim koşmadan ya, koşmadan. Özge, hadi herkes çıktı. Benim de babaannem gelecek ya, beraber gidelim. Benim gidecek yerim yok yani. Ehaliyle beni görmeye gelecek bir ailem de yok. Dün söylediklerini ne çabuk unuttun. Özür dilerim. Seni üzdüm, biliyorum. Bir sinirliydim, sinirim de sana değildi. Yok ya. Ne üzüleceğim? Beni üzmek öyle kolay olsa. Oho! Hiç üzülmedim ben. Keyfim yerinde beni. Boş ver sen beni. Peki. Erken mi gitti babaanne? Öyle oldu gibi. Hadi bana da versene, ben de yapayım. Kafam dağılır biraz. Sen de mandala. Valla cinsiyetçiliğin lüzumu yok Özge yazıcı. Yakışmadı sana. Tamam, al. Ama taşırma. Sonra durup durup aklıma geliyor. Tamam, taşırmam. Ben sana çok bağırıyorum değil mi? Biraz. Olsun. Senin hastalığın böyle bir şey demek ki. Kimisi ağlar, kimisi kafasını duvarlara vurur. Kimisi patlayana kadar yer. Kimisi de açlıktan ölene kadar yemez. Seninki de önüne gelene bağırmak işte. Ben anlıyorum seni. Özge ama hasta değilim ki ben. Gerçek hastalar hastalıklarını kabul etmez. Yok, öyle değil. Bak, tamam sorunlarım var. Böyle içimde taşan bir öfke de var. Arada etrafa da sarıyorum. Bir şeyleri yıkıp döküyorum, eyvallah. Ama burada kalacak kadar bir şeyim yok işte. Ya koskoca Nilüfer Hoca'ya şizofren demişsin. Ben Amerikan başkanıyım demekle aynı şey bu. Hem sen şizofrenin tam olarak ne olduğunu biliyor musun oğlum? Sağdan soldan duyduğumuz şeyler. Ayrıca diyelim ki öyle. Hadi şizofren diyelim. Ne değişir? Bu onu kötü biri yapar mı Kuzey? Ben de bipolarım. Kötü biri miyim şimdi ben? Nilüfer Hoca'ya deli demekle sorunların çözülüyor mu? Tek amacım buradan çıkıp gitmek. Ne gerçekten iyi değilsen? Ya Nilüfer Hoca'nın tek amacı seni iyi etmekse, ki bundan eminim. Ama bir anda değiştirdik dün Özge işte. Tamam işte, bu da saçma. Eğer gerçekten dediğin gibi hasta olsa ve bunu bilen tek kişi sen olsan, niye yanında tutsun ki seni? Tam tersi yollar gidersin. Seni burada tutmasının mutlaka başka bir nedeni olmalı. Bak, çok daha uzun süredir buradayım. Senden daha iyi tanıyorum onu. Sandığın gibi biri değil o. İnan bana.
Özge. Hı? Benim pek bipolar tanıdığım yok. Ama sen de bir güzel duruyor sanki. Vay vay ya, kimleri görüyorum? Sonunda karşıma çıkacak cesareti topladın mı? Topladım. Nasılsın? Sana ne? Baban gelmiş buraya. Her şey yolunda mı? Dalga mı geçiyorsun hoca? Sana ne benim babamla? Mesele baban kuzey. Ne diyorsun ya hoca? Babamla ne ilgisi var bence? Tanıdın mı bunu? Tanıdın değil mi? Uyku kaçıran cinsten bir ilaç işte, ne var? Doktorum ben. Bunun ne olduğunu biliyorum tabii ki. Bu senin küçümsediğin ilaç çok ciddi derecede bağımlılık riski taşıyan bir uyarıcı. Babanın senin zekanı kullanmak için bunu sana verdiğini biliyorum. Saçmalıyorsun. Babam öyle bir şey yapmıyor. Ben de bağımlı falan değilim. Değilsin, evet. Ama bunu kullanmaya devam edersen olabilirsin. Hem de bir anda. Hiç anlamazsın bile. Mesela şu an gözlerimin içine bakarken cebimdeki ilacı düşünüyorsun değil mi? Ben görebiliyorum. Bağımlılık işte bunun çok daha ileri seviyesi. Öyle düşün. Başka hiçbir şey düşünemez olursun. Ne matematik, ne sayılar, ne evin, odağın, babaannen, hiçbir şey. Bütün hayatın avuçların içerisinden sabun gibi akıp gider. Anlamazsın bile. İşte tam olarak bu yüzden sen dışarıya çıkıp bağımlı olma diye seni korumaya çalışıyorum Kuzey. Babam belki de bu ilaçları sana verirken bilmiyordu bağımlı olabilme ihtimalini ama... İkimiz de çok iyi biliyoruz ki o kendi çıkarlarını senden çok daha fazla önemsiyordu. Değil mi? Zor bir çocukluk geçirdin. Biliyorum. Erken büyümek zorunda kaldım, farkındayım. Ama sen bir çocuksun. Ve ben seni korumak zorundayım. Anladın mı beni? Sen yalancısın. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim. Hiçbir zaman. Herkes karşımda şu an biliyor musun? Herkes. Neden seni buraya getirdim tekrar diye herkes soruyor. Başhekim, doktor arkadaşlarım, savcı. Herkes, herkes bana karşı. Tek bir sebebim var. O da seni korumak. Başkaca da bir niyetim yok. Anladın mı? Ben çok iyi biliyorum sebebini. Sen, senin hastalığının öğrenilmesinden korkuyorsun hoca. O yüzden geldin değil mi buraya da? Çok geç. Herkese kanıtlayacağım senin nasıl bir hasta olduğunu. Yap. Ne istiyorsan yap. Tamam. Benden sana açık çek. Özgürsün. Ben yine de seni korumaya devam edeceğim. Tamam mı? Kuzey, sen çok özel bir çocuksun. Çok özel bir çocuksun. Lütfen bunu unutma. Ve yalnız değilsin. Bunu bir düşün. Beni nerede bulacağını da biliyorsun.